Şöyle bir şey hayal edin ya da hayal etmeyin, resmine bir bakın. Bir gün ormanda yürüyorsunuz, sabahın o tertemiz, taze havasını ciğerlerinize çekiyorsunuz. Duyduğunuz tek şey cıvıl cıvıl kuşlar ve sallanan dalların ve ayaklarınızın altındaki yaprakların hışırtıları. Bu huzur verici orman ortamı arkanızda kırılan dal sesleriyle birdenbire bozuluyor. Arkanızı dönüyorsunuz ve o da ne? Aniden neredeyse araba büyüklüğünde bir boz ayıyla yüz yüze geliyorsunuz. Böyle bir durumda kalsanız ne yaparsınız? A. Kürkün ne güzelmiş dersiniz. B. Vay canına ne güzel bembeyaz dişlerin varmış dersiniz. Veya C. Tabanları yağlarsınız ve ayıyı sizden daha yavaş olan arkadaşınızla tanıştırırsınız. Ancak endişelenmeyin. Çünkü şimdi size ayı Yogi'nin büyük kuzeninin sürpriz ziyaretinden nasıl kurtulacağınızı anlatacağım. Ayılar Kanada'dan Ant Dağları'na ve Kuzey Avrupa'dan Güneydoğu Asya'ya kadar dünyanın her yerinde yaşarlar. Bu akıllı ve bol kaslı etoburlar genellikle insanlardan uzak durmayı tercih ederler. Ancak nadir durumlarda vahşileşerek ciddi bir tehdit oluşturabilirler. Ayı saldırılarını önlemenin en iyi yolu onlarla mümkün olduğunca doğrudan temastan kaçınmaktır. Evet, bunu akıl etmeyecek kimse yoktur herhalde ama her hafta sonu yaptığınız ormana gitme planında gideceğiniz bölgede ayıların yaşadığı bir yer olup olmadığını kontrol etmeniz gerekir. Belirlediğiniz rotada yaşayan ayılar varsa gerekli hazırlıkları yapmanız gerekir. Ayılar doğaları gereği kötü huylu yaratıklar değildir ve ayı saldırıları çok nadir olur. Ortalama olarak yılda sadece 3 ölümcül saldırı vakası gerçekleşir. Bu istatistik ayıların köpek balıklarından, kurtlardan ve hatta paralı otomatlardan çok daha zararsız olduğu anlamına gelir. Hatta ayılar genelde insanlara yaklaşmaktan da kaçınırlar. Ormanda yürüyüş yapanların ve kampçıların kendilerine birkaç yüz metre yaklaşan bir ayıyı fark etmemeleri çok yaygın bir durumdur. Bu size klişe gibi gelebilir ama onlar sizden, sizin onlardan korktuğunuzdan daha çok korkarlar. Ayılar şaşırıp korktukları ya da yavrularını korumaya çalıştıkları zaman vahşileşirler. Bazı ırkları sadece geceleri avlanmasına rağmen ayıların en aktif oldukları zaman daha çok yiyecek aradıkları gündüz saatleridir. Buna ek olarak ayılar kendilerine ormanda yol açmak için çalılıkları bastırıp kırmayı tercih ederler. Yani etrafınıza yeterince dikkat ederseniz bir ayının size kazayla da olsa sinsice yaklaşma ihtimali oldukça düşük olacaktır. Eğer bir yerde kamp yapıyorsanız veya birkaç günlük bir yürüyüşe çıkacaksanız gezdiğiniz bazı bölgeler yemeğinizi ayıların açamayacağı özel konserve kutuları gibi kaplarda saklamanızı gerektirir. Diğer bir iyi tavsiye de diş macununuzu çadırınızdan uzak tutmaktır. Birçok ayı türünün bu kokuyu çekici bulduğu bilinmektedir. Yaz aktivitelerinizin ayı tehdidi olmaksızın geçmesini istiyorsanız birkaç sabah diş fırçalamamayı göze almalısınız. Bunlar önünüze sürpriz şekilde bir ayının çıkmasını engellemenin harika yollarıdır. Ancak bazen önleyici tedbirler yeterli olmaz ve kendinizi bir anda tehlikeli bir durumda bulabilirsiniz. Eğer vahşi doğayı keşfetmeyi seven, sorumluluk sahibi biriyseniz bu tip maceralara atılmadan önce zaten ayı davranışlarını araştırmış ve bu yeni kürklü arkadaşınızın nasıl tepkiler verdiğini öğrenmişsinizdir. Mesela bir siyah ayı ailesine rastladıysanız şanslısınız demektir. Yani neredeyse. Bu küçük ırklar mümkün olduğunda çatışmadan kaçınmayı tercih ederler ve tehdit edildiklerinde saldırganlaşmak yerine geri çekilirler. Bu ayılar çok iyi tırmanırlar ve bir tehlikeden kaçınmak için bu yeteneklerini kullanarak yakındaki bir ağaca tırmanırlar. Bu ayılardan birine rastlarsanız siz henüz bir tepki veremeden onların oradan çoktan uzaklaşmış olma ihtimali yüksektir. Amerika Birleşik Devletleri'nde en çok karşılaşılan ayı cinsi siyah ayılardır. Çünkü bu cins insanların yaşam alanlarını merak eden ve bu konuda daha maceracı davranan hayvanlardır. Utangaç doğaları bu hayvanları bir tehditten daha çok başınızı ağrıtan bir sorun yapmaktadır. Bununla birlikte ayıların onları ormanın derinlerine kadar kovalayan köpekleri yaraladıkları da bilinir. Bu yüzden ormanda her gezintiye çıktığınızda en iyi arkadaşınızın tasmasını sıkıca tutmaya dikkat etmelisiniz. Öte yandan meşhur Kuzey Amerika boz ayısı da dahil olmak üzere kahverengi ayılar tehdit edildiklerinde çok daha saldırganlaşma eğiliminde olurlar. İnsanları görünce genellikle düşmanca davranmasalar da ormanda yürüyüş yapanların bir boz ayı görünce dikkatli olmaları gerekir. Ayılar meraklı hayvanlardır ve yaşadıkları ilk şoku atlattıktan sonra onları ürküten şeyin bir tehdit oluşturup oluşturmadığını anlamak için genellikle o şeye yaklaşırlar. Bu saldırgan bir şekilde cereyan etmez ama korkutucu olabilir. Bu yüzden sakin kalmak ve aklınızı kullanmak önemlidir.
Ormanda grup halindeyseniz, ki bu ayıların yaşadığı bölgeler için iyi bir fikirdir, bir arada kalın. Ayıları uzak tutan spreyiniz varsa emniyetini açın, ancak saldırgan davranışlarda bulunmayın. Bunun yerine sakin, net bir ses tonuyla konuşurken yavaşça geri çekilin. Bu, benzer bir durumdan kurtulmak için genellikle yeterli olur ve ayı sizin aktif bir tehdit olmadığınızı düşünür ve geri çekilir. Nadir durumlarda ayı bulunduğu yerde hareketsiz duruyorsa yolunuzu değiştirmek daha iyi bir seçenek olabilir. Çünkü bir ayıyla yüzleşmek isteyeceğiniz en son şeydir. Şimdi kesinlikle oradan geçmeye ihtiyacınız varsa ve karşınıza çıkanın bir siyah ayı olduğundan %100 eminseniz onu yolunuzdan uzaklaştırmaya çalışabilirsiniz. Bu, ayının gözlerinin içine bakıp ısrarla yolunuzdan çekilmesini söyleyerek yapılabilir. Affedersiniz bayayı ama şimdi gitmeniz gerekiyor. Ayı sözlerinizi anlamayacak olsa da ses tonunuz ona birçok bilgi aktarabilir. Geri çekileceği yön belli olduğu sürece vermiş olduğunuz ipucunu yakalayıp yolunuzun üstünden çekilecektir. Ancak bunu karşınızdaki ayının kesinlikle bir siyah ayı olduğundan eminseniz yapın. Kahverengi ayılar sesinizin saldırgan tonunu pek hoş karşılamazlar ve vahşi doğada ayının hangi cins olduğunu ayırmak düşündüğünüzden çok daha zor olabilir. İsimlerine rağmen siyah ayıların kahverengi kürkleri olabilir ve kahverengi ayıların da siyah kürkleri olabilir. Bu nedenle bir kılavuza ihtiyacı olmayan bir uzman değilseniz yapabileceğiniz en iyi şey risk almamaktır. Ancak ayı saldırgan davranmaya başlarsa ne olur? Yeri ezip öfkeyle homurdanmaya başladığında ne yaparsınız? Hatta bazen sizin yönünüze doğru birkaç tehdit edici hamlede bile bulunabilirler. Çok ürkütücü, değil mi? Bu tür davranışlar genellikle 3 durumdan birinde olur. Ayı yavrularını savunuyordur, yemeğini koruyordur ya da ona kendini rahat hissedemeyeceği kadar yakınlaştığınız için ürkmüştür. Sebebi ne olursa olsun, sonrasında yapmanız gereken şey aynıdır. Tercihen az önce geldiğiniz yöne doğru hızlı ve sakin bir şekilde geri dönmek. Çoğu zaman bu yeterli olacak. Ancak ayı sizin peşinizden gelmeye başlarsa, ayıları uzak tutan spreyi kullanacağınız zaman budur. Eğer zorunda kalmazsanız, hiçbir zaman olayı kızıştırıcı bir harekette bulunmamalısınız. Ancak ayı saldırgan tavrını takınmaya başlarsa, sahip olduğunuz en iyi savunma aracı bu spreydir. Spreyi blöf olsun diye kullanmayın. Ayı size 6-7 metre yaklaştıysa, yüzünü hedef alın ve spreyi sıkın. Bu atış, spreyin ayının gözlerine, burnuna ve boğazına nüfuz etmesini ve hayvanın bu yüzden geri çekilmesini garanti etmelidir. Bu artık işe yaramayacak kadar hayvana yakınsanız, karın üstü yatıp başınızın ve boynunuzun arkasını ellerinizle koruyup ölü taklidi yapmak zorunda kalabilirsiniz. Çoğu durumda tek yapmanız gereken şey budur. Bir ayı çok nadiren de olsa yalnızca saldırgan görünmez ve gerçekten saldırgandır. Siz geri dönüp yolunuza devam ettiğinizde bile sizi takip etmeye başlarsa artık onunla savaşmayı düşünmenin zamanı gelmiş demektir. Yani şunun gibi. Ayının gözlerinin içine bakın ve kollarınızı havaya kaldırıp vücudunuzun daha iri görünmesini sağlayarak bağırın. Ayaklarınızı yere vurun ve hatta öne bir iki adım atın. Yakında bir dal parçası varsa onu elinize alıp tehdit edici bir şekilde sağa sola savurun ve aynı şeyi ayılara karşı kullanılan spreyle de yapın. Amacınız saldırıya uğradığınız takdirde buna karşılık vereceğinizi, yani ayının gözünüzü korkutmasına izin vermeyeceğinizi göstermektir. Ayı saldırmak için iyice yaklaşınca spreyi kullanın ve elinize geçen herhangi bir şeyle ona vurun. Tekmeleyin, yumruklayın, bir sopayla veya taşla vurun. Gözlerini ve burnunu hedef alın ve yapmanız gereken her şeyi yapın. Çünkü bu noktada artık hayatınız için savaşıyor olacaksınız. Daha önce de söylediğim gibi bu tür saldırılar son derece nadirdir. Ancak yine de başınıza gelebilir. Bu yüzden hazırlıklı olmak iyidir. Önemli olan durumun bu noktaya gelmemesini sağlamaktır. Ayılarla karşılaşmaların büyük çoğunluğu şiddete dönüşmez ve çok az ayı size yanaşacak cesareti bulabilir. Normal şartlar altında ayılar saldırgan hayvanlar değildir. Yani işler bir ayıyla savaşmaya kadar ileri gitmişse birçok yanlış şeyin bir araya gelmiş olması gerekir. Sakin kalmayı, mesafenizi korumayı ve artık kaçınılmaz hale gelinceye kadar bir ayıyla dövüşmekten uzak durmanız gerektiğini sakın unutmayın. Şimdi hafta sonu ormanda yapacağınız bir yürüyüşün pek de dikkatini çekmek istemediğiniz birilerinin dikkatini çekmesi durumunda ne yapacağınızı biliyorsunuz. Şimdi bu kalın kürklü tehlikeye karşı koymaya hazır olduğunuza göre bize açık havada yapmaktan en çok hoşlandığınız etkinlikten bahseder misiniz? Aşağıdaki yorumlarda anlatabilirsiniz. Bugün yeni bir şey öğrendiyseniz bu videomuzu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Yalnız henüz hiçbir yere ayrılmıyorsunuz. Göz atabileceğiniz 2000'in üzerinde birbirinden ilginç videomuz var.
Tek yapmanız gereken sağdaki veya soldaki videoyu seçip üzerine tıklamak ve videonun tadını çıkarmak. Hayata hep olumlu bakmanız dileğiyle şimdilik hoşça kalın.